Songuç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu doğa ve kimya olacak arkadaşlar. Bu senenin son ünitesi, son konusu, son dersiyle karşınızdayız diyebiliriz. Artık güzelce seneyi kapatmış oluyor olacağız. Peki nelerden bahsedeceğiz doğa ve kimya ünitesinin içerisinde? Arkadaşlar iki temel bölümden oluşan bir ünite var karşımızda. Oldukça kısa, kolay ve eğlenceli bir ünite var karşımızda. Su ve hayatla başlayacağız. Ne diyeceğiz peki bu ünitede? Suyun varlıklar için öneminden bahsedeceğiz. Su neden bu kadar önemli? Diğer bütün maddelerden onu daha değerli kılan özellikleri nelerdir? Bundan bahsedeceğiz. Su tasarrufu ve su kaynaklarının korunması diyeceğiz. Yani suyu neden tasarruf etmeliyiz? Neden bu kadar önemli? Hani çok fazla su yok mu zaten dünyada? Neden hala daha onu korumak için uğraşıyoruz? İşte aslında bunun sebeplerinden bahsedeceğiz. Ve su sertliğinden bahsedeceğiz. Yumuşak ve sert suların farkından ve sudaki sertliğe sebep olan etkenlerden bahsedeceğiz. Ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bunun üzerine konuşacağız. İkinci bölüm olarak ise çevre kimyası diyeceğiz arkadaşlar. Yani çevreyi kirleten etkenlerden bahsedeceğiz. Tabii ki burada hava kirleticiler, su ve toprak kirleticiler ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz? İşte onlar üzerine konuşacağımız bölümde tam burası olacak arkadaşlar. Şimdi peki bu dersi tamamladıktan sonra biz neler kazanmış olacağız? İki tane temel kazanımımız var tabii ki. Suyun önemini anlayacağız arkadaşlar. Suyun neden bu kadar değerli olduğunu ve suyla ilgili temel özellikleri anlamış olacağız. Ve çevreyi kirleten hem hava hem su hem toprak kirliliğine sebep olan temel maddeler üzerine konuşuyor olacağız. Ve bunun ardından da tabii ki artık son ödevlendirmemizi yapmış olacağız. Dinamo Kimya kitabı temel kaynağımız arkadaşlar, zaten hepinizin elinde var. Neredeyse bitirdik o kitabı, tamamlama zamanı geldi artık. Testra 1-11 arası bu ünite için, yani aslında ünitenin tamamı bizim ödevimiz olacak arkadaşlar. Sayfa numaraları olarak ise 195'ten 216'ya kadar çözülmemiş yer bırakmayalım. Neler vardı kitabımızın içeriğinde? Her sayfada arkadaşlar bir tane çözümlü örnek bizi bekliyor olacak. Çözümlü örnek aslında kitabın bize konuyu anlattığı kısım oluyor. Konuyla ilgili önemli bilgileri buradan ediniyoruz. Ardından da o konuyla ilgili 4 tane soru çözümümüz için bizi bekliyor olacak. Her sayfada bu şekilde tekrar edecek. Yani bir konuyla ilgili soru çözümü var. Bir de bununla ilgili örnek sorular karşımıza çıkacak ve bölümleri tamamladıktan sonra tarama testlerini görüyor olacağız. Ünitenin sonuna geldiğimiz zaman, yani bütün bölümleri tamamladığımız zaman artık ünite tekrar testleri karşımıza çıkıyor. Ardından fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu bir testimiz olacak. Ve ÖSYM tarzı soruların bulunduğu bir testimiz. Son olarak da bizi yazılıya hazırlayacak olan yazılı tipi soruların bulunduğu bir testimiz olacak arkadaşlar. Bu ödevleri tamamlamamız tabii ki bize oldukça güzel, önemli faydalar sağlayacak. O zaman haydi dalalım bakalım artık. Suyun önemi dedik arkadaşlar. Su neden bu kadar önemli? Şimdi madde madde sıralayacak olursak. Arkadaşlar öncelikle su bir yaşama ortamıdır. Bazı canlılar doğrudan suyun içerisinde yaşar. Onların habitatını su oluşturur zaten. Bu göllerde, denizlerde, akarsularda yaşayan canlılar için temel yaşam alanı. Bunun dışında arkadaşlar temel besin maddesidir su. Su olmadan en fazla birkaç gün yaşayabiliyoruz. Bu neredeyse bütün canlılar için geçerli. Su dolayısıyla besin kaynağı olarak da çok önemli. Doğrudan besin maddesi olarak tüketmek zorundayız. Vücut sıcaklığını dengede tutar arkadaşlar. Suyun en önemli özelliklerinden birisi yüksek öz ısıya sahip olması ve bu yüksek öz ısıya sahip olduğu için ısı kapasitesi yüksektir. Yani ısıyı tutar. Dolayısıyla da canlıların vücut sıcaklığının belli bir değerde sabit kalmasını ya da işte ani sıcaklık değişimlerine karşı kendini korumasını işte suyun varlığı sağlıyor. Yani insan vücudunun yaklaşık 1/4'ü sudan oluşuyor sonuç itibariyle ve bu suyun bize katkısı vücut sıcaklığımızın sabit kalmasıdır. Hani insan vücudu 36,5 santigrat derecedir ya ortalama ve bu çok da değişken değildir. İşte bu aslında vücuttaki su sayesinde kaynaklı gerçekleşiyor. Bunun dışında deriyi nemlendirir arkadaşlar. Derimizin nemli kalmasını, kurumasını engelleyen şey vücudumuzdaki sudur. Vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasında rol oynar. Burada tabii ki enerjiyi doğrudan sudan elde etmiyoruz arkadaşlar. Hani suyu yakalım onun enerjisini alalım gibi bir durum yok. Ama bütün enerji gerektiren, enerjiyi üretmemizi sağlayan metabolik faaliyetlerin hepsinde suyu kullanmamız gerekiyor. Suya ihtiyacımız var. Dolayısıyla da bu enerjiyi ürettiğimiz faaliyetlerin içerisinde yer aldığı için su enerji ihtiyacının karşılanmasında rol alıyor diyebiliriz. Besinlerin rahatça yutulmasını kolaylaştırır ve ağız kuruluğunu su önler.
Biz su olmasaydı bu kadar kolay bir şekilde beslenemeyecektik. Yani besin maddesi olmasının yanı sıra diğer besinleri almamızı da yine su sağlıyor aslında. Yiyecek ve içeceklerle vücuda alınan besinlerin sindirimine de yardımcı olacak. Yani arkadaşlar neredeyse bütün metabolik faaliyetlerin içerisinde su var. Bu besinlerin sindirilmesinde de buna dahil edebiliriz. Vücudun asitlik dengesinin korunmasına da yardımcı oluyor bir taraftan. Şimdi asitlik bir dengeye sahip olması gerekiyor. Çok düşük ya da çok yüksek pH'e sahip olması vücudumuz büyük sorunlar, büyük sağlık problemlerine yol açacaktır. Dolayısıyla da burada bu şekilde sorun yaşamamızı engelleyen şey aslında vücudumuzdaki suyun varlığıdır diyebiliriz. Vücuttaki toksik maddelerin atılmasını ve taşınmasını sağlar. Yani boşaltım sürecinde de yine su olmazsa olmazımız. Hem idrar yoluyla hem de terleme yoluyla sonuç itibariyle biz bu toksik maddelerden kurtuluyoruz. İşte bu kurtulma sürecimizde bize en önemli desteği veren ise su oluyor diyebiliriz. Bitti mi? Tabii ki bitmedi arkadaşlar. Bunun dışında neye yardımcı oluyor? Böbreklerin düzenli çalışmasını yine su sağlıyor. Vücuttaki metabolik süreçlerin neredeyse tamamında su illaki görev alıyor dedik. Vücut için gerekli olan vitaminlerin ve minerallerin çözünmesini ve taşınmasını da yine su sağlıyor. Yani kanın işlevini de aslında kandaki suyun varlığı sağlıyordur diyebiliriz. Bunun yanı sıra kayganlaştırıcı bir özelliğe sahip su. Bu sayede eklemlerin birbirine sürtünmesini engelliyor. Yani şu hareketleri yapabiliyorsak, eklem hareketlerimiz varsa bu aslında vücudumuzdaki su sayesindedir. Böylece organlar da birbirlerini etkilemeden çalışmasını sağlamış oluyor. Sadece insan vücudu için faydalarından bahsetmek yeterli değil tabii ki. Bunun yanı sıra bitkiler için de çok önemli değere sahipler. Bitkilerin kökleriyle hem su ihtiyacını, suyu doğrudan kullanıyorlar. Orası ayrı bir mevzu. Bunun dışında mineralleri almasını ve ta yapraklara kadar taşımasını yine tabii ki su sağlıyor arkadaşlar. Su altı ekosisteminde yaşayan canlıların yapısında çözünmüş olarak bulunan oksijeni de o almasını sağlıyor. Hadi biz havadan direkt solunum yapabiliyoruz ama suyun içerisinde yaşayan canlılar solunumunu direkt suyun içerisinde çözünmüş olan oksijen sayesinde yapabiliyorlar. Dolayısıyla aslında onlar için solunum faaliyetlerini de suyun içerisinde bulunan oksijen sağlıyor diyeceğiz. Bunun yanı sıra tabii ki fotosentez olayının gerçekleşmesi ortamdaki suyun varlığına bağlı. Su çok çok önemli bir şey. Buradan da anlamış oluyoruz. Peki su kaynakları sonsuz mu arkadaşlar? Hani dünyadaki bütüne baktığımız zaman dünyanın büyük çoğunluğunu su oluşturuyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Çok fazla su var. Ama burada bulunan bütün suyu bizim istediğimiz gibi kullanabileceğimiz anlamına gelmiyor. Burada bizim kullanımımıza sunulan, kullanma şansımız olan suyun miktarı geri kalan dünyadaki bütün su miktarına kıyasladığımız zaman çok çok az kalıyor arkadaşlar. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Dünyadaki bütün suyu düşündüğümüz zaman %97'si okyanuslarda ve denizlerde arkadaşlar. Dolayısıyla tuzlu su, dolayısıyla bizim doğrudan kullanma şansımız olan su değil. Yani bütününü kıyasladığımız zaman sadece %3'ü tatlı su olacak. Bu %3'ün de hepsini biz kullanamıyoruz gene arkadaşlar. Çünkü bu %3'ün %70'ine yakınlık bir kısmı buz dağlarında ve buzullarda bulunuyor. Dolayısıyla onları da kullanma şansımız yok. Burada %30'luk kısmı da hani şu %3'ün %30'undan bahsediyoruz tabii bu arada arkadaşlar. O da yeraltı suyu. Yer üstünde yer alan tatlı su sadece %3'ün %0.9'u gibi bir duruma sahip olacak arkadaşlar. Bunun da %87'sini göller, %11'ini bataklıklar oluşturuyor. Bak bataklıkları da gene kullanmamız mümkün değil. Dolayısıyla bütün su miktarını tamamladığımız, kullandığımız, değerlendirdiğimiz zaman bizim kullanabildiğimiz %1'inden bile daha az arkadaşlar. O yüzden aslında dünyada çok fazla su olmasına rağmen bizim kullanabildiğimiz miktar çok çok kısıtlı. Dolayısıyla bu kaynağa özen göstermemiz, çok önem vermemiz gerekiyor. Ve insan nüfusundaki bu artışı ve su tüketimindeki bu yükselişi de dikkate aldığımız zaman çok daha dikkatli kullanmak zorunda olduğumuzu zaten anlayabiliyoruz. Peki suyu tasarruflu kullanmak için neler yapabiliriz? Bizim görevlerimiz neler arkadaşlar? Şimdi su kaçağı varsa bak bu su kaçağının bulunması demek suyun doğrudan israf edilmesi, kullanılmadan çöpe gitmesi demek oluyor. Su kaçakları bulunan şehir şebekeleri ve binalardaki tesisatlar acilen yenilenmeli. Kaçak varsa sürekli ama sürekli suyun kaybedildiği anlamına geliyor. Suyu akıtan herhangi bir bozuk musluk varsa doğrudan tamir etmeli veya bunu değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu da yine saniye saniye su kaybettiğimiz anlamına geliyor.
Suyu az tüketen çamaşır ve bulaşık makineleri tercih edilmeli arkadaşlar. Gidip de elde yıkamak yerine makineleri tercih ettiğimiz zaman çok daha az miktarda su kullanarak yine aynı ihtiyacı karşılama şansına sahip olacağız çünkü. Su akışını azaltan ve su basıncını artıran sprey musluklar ya da hava karışımlı musluklar tercih edilmeli. Daha az suyla daha fazla iş yapmamızı sağlayacak çünkü böyle bir tercih. Lavabo ve banyoda su kullanırken muslukları kapalı tutacağız arkadaşlar. Sadece kullanırken açacağız. Atıyorum dişlerimizi mi fırçalıyoruz? Sadece ıslatmak için açacağız ya da ağzımızı çalkalamak için açacağız. Bunun dışında o musluk sürekli kapalı kalacak. Motorlu araçlar yıkanırken su sürekli akıtılmamalı ve mümkünse tabii ki geri dönüştürülebilir şekilde bu suyu kullanmak gerekiyor. Buradan faydalanmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar Türkiye'de özellikle mesela değerlendirdiğimiz zaman kullanılan suyun %70'i tarım arazilerinde kullanılıyor. Tarıma gidiyor. Dolayısıyla tarım arazilerinin sulanmasında otomasyon çalışmaları yapılmalı ve yağmurlama ya da damla sulama yöntemleri tercih edilmelidir. Çünkü öbür türlü çok daha fazla suyu tüketmek zorunda kalıyoruz. Bunun yerine arkadaşlar ne yapabiliriz? Damla sulamayla ya da işte yağmurlamayla, yani daha az suyla daha fazla verim elde edebileceğimiz yöntemleri kullanmamız gerekiyor. Yani artık burada teknolojiye ve bilime tabii ki önem vermemiz gerekiyor. Yağmurun bol yağdığı dönemlerde ve bölgelerde yağmur suyu hasadı yapılmalı arkadaşlar. Yağmur suyu hasadı sayesinde gelen bu yağmur suyunu depolayabilir. Daha sonra yine kullanabiliriz. Bu sayede de su tüketimini azaltmış oluruz ve tabii ki suyun kaynaklarını korumuş oluruz. Tatlı su kaynaklarının atıklarla kirlenmesi tabii ki önlenmelidir arkadaşlar. Yani suyu az kullanmak yeterli değil. Aynı zamanda kirletmemek de çok önemli ki biz bu kaynakları korumuş olalım. Atık suların arıtılarak yeniden kullanımı sağlanmalı arkadaşlar. Arıtım sistemi tabii ki aslında bir geri dönüşümdür. Dolayısıyla aynı suyu tekrar tekrar kullanma şansına sahip oluruz. Bu sayede de tabii ki kaynakları korumuş oluruz yine. Ve denize kıyısı olan yerleşimlerde deniz suyunu arıtma tesisleri yapılmalıdır arkadaşlar. Deniz suyunu arıtıp kullanıma alacak olursak bu %3'lük kısım vardı yani tatlı su, aslında onun miktarını artırmış oluruz. Dolayısıyla dünyada var olan o yüksek miktardaki suyun en azından bizim kullanabileceğimiz payını artırmış oluruz. Peki geçiyoruz su sertliğinden bahsetmeye arkadaşlar. Su sertliği nedir? Bak, su sertliği deyince aklımıza iki tane iyon gelecek. Hemen aklımız periyodik sistemin 2A grubuna gitsin. Oradan hangi elementler vardı? Kalsiyum ve magnezyum vardı. İşte bu iki metalin iyonu eğer bir suyun içerisinde fazlaca derişime sahipse, yüksek oranda varsa, bu oradaki suyun, o suyun sert bir su olduğu anlamına gelir. Peki sudaki sertlik neden bu kadar önemli? Neden üzerine konuşuyoruz? Çünkü arkadaşlar borulardaki kireçlenmeler ya da işte evdeki ev aletlerinin rezistanslarındaki şu kireçlenmeler ya da musluklardaki kireçlenmeler ya da işte demliklerin dibinde oluşan tortular, bunların temel sebebi sudaki sertliktir. Yani bu iki iyondur. Peki o kireçlenmelerin, o kireç dediğimiz yapının oluşumuna bu iyonlar nasıl sebep oluyor? Eğer arkadaşlar mesela kalsiyum karbonat gibi bir yapı varsa suyun içerisinde, bu karbondioksitle tepkimeye girip kalsiyum iyonlarını oluşturabilir ve bir karbonat iyonlarının açığa çıkmasına sebep olabilir. Magnezyum ve kalsiyum ikisinde de benzer tepkimeleri görürüz arkadaşlar. İşte buradaki iyonların tekrar çökelmesi ise orada kireçlenmenin oluşmasına sebep olan etken oluyor arkadaşlar. Peki su sertliği nelere sebep oluyor? Yani yumuşak bir suyla sert bir su arasındaki temel farklar nelerdir? Öncelikle arkadaşlar, suyun sert olması demek lezzetsiz bir su olması demek. Ağızda acımsı bir tat bırakması demek. Dolayısıyla içim kalitesini düşürmesi demek. İçmekten zevk alamayız biz sert bir sudan bahsediyorsak. Sert suyu kullanarak kendi şahsi temizliğimizi yapıyorsak, burada deriyi tahriş ettiğini ve saçları matlaştırdığını göreceğiz. Eğer bulunduğumuz şehirde şebeke suları sert suysa bu tarz problemler yaşayacağız. Yıkanan kumaşları yıpratır ve bu kumaşların ömrünü azaltıcı etkiye sahiptir arkadaşlar sudaki bu iyonların varlığı. Kapkaçakların renklerinin atmasına neden olur. Dolayısıyla aslında kullandığımız malzemelerin de ömrünü kısaltmış olur. Veya sebzelerin katılaşmasına ve renksizleşmesine neden olur. Hani sadece suyun içim lezzetini düşürmüyor. Kullandığımız, tükettiğimiz meyve ve sebzelerin
kalitesini de düşürmüş oluyor. Bunlarla yıkamadığımız zaman lavabo ve küvetlerin beyaz ve parlak rengini bozarak matlaşmasına sebep oluyor. Köpürmeyi engellediğinden arkadaşlar, özellikle sabunla yapılan temizliklerde köpürmeyi engellediği için hem su hem de sabun tüketimini artırıcı bir etkiye sahip olur ve istediğimiz, ihtiyaç duyduğumuz temizliği almamızı engeller. Şimdi geçiyoruz bir de arkadaşlar çevre kimyasına, çevreyi kirleten etkenler arkadaşlar. Şimdi çevreyi kirleten temel etkenlerden bazı doğal etkenler var. Yani doğa kendi kendine kirleniyor, evet. Bunu nasıl yapıyor peki? Volkanik patlamalar oluyor ve volkanik patlamalardan açığa çıkan gazlar, doğaya yayılan lavlar çevrenin kirlenmesine neden olabiliyor. Veya doğal yollarla çıkan bazı orman yangınları olabiliyor ve buradan açığa çıkan gazlar doğayı kirletiyor tabii ki. Ama asıl çevredeki temel kirliliğe sebep olan şey insan eliyle gerçekleşiyor. Çünkü doğa belli bir denge içerisinde bir süre kendini kirletip sonra tekrardan kendi kendini temizleyebilir. Yani buradaki etkenler kendiliğinden zaten ortadan kalkar. Ama işin içerisinde insan eli değdiği zaman, işte fabrikalar açtığımız zaman, motorlu taşıtları yoğun bir şekilde kullandığımız zaman veya ısınma amacıyla fosil yakıtları aşırı bir şekilde tükettiğimiz zaman ne olmaya başlıyor arkadaşlar? Burada çevre olması gerekenden, olabileceğinden çok daha fazla kirlenmeye başlıyor. Bu da çok büyük problemlerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Peki hava kirleticiler, su kirleticiler ve toprak kirleticiler olarak ayrı başlıklarda biz bu kirlenme sürecini değerlendirecek olursak, hava kirletici olarak temelde sayabileceğimiz maddeler nelerdir? Arkadaşlar diyeceğiz ki azot oksitler, kükürt oksitler. Yani azot oksitten kastımız ne olacak tabii ki? Azot var, oksijen var ve burada herhangi bir sayı yazabilir azot içeren oksijenli bileşiklerin tamamını biz kirletici olarak değerlendirebiliriz dolayısıyla. Ya da kükürt oksit için de aynı şekilde SOX şeklinde yazabiliriz. Kükürt dioksit ya da kükürt trioksit gibi kükürt ve oksijen içeren gazlar yine çevreyi kirletici etkiye sahiptir. Karbondioksit en temel kirletici arkadaşlar. Karbondioksit aslında atmosferde var olması gereken bir gaz. Buna ihtiyacımız var bizim ama olması gerekenden fazlaysa da bu çevreyi kirlettiği, havada çok ciddi olumsuzluklara yol açtığı anlamına gelecek. Ve karbon monoksit yazabiliriz arkadaşlar buraya. Bu da yine çevreyi, havayı kirletici önemli bir gazdır. Bunların etkenlerine gelecek olursak, peki havadaki kirlilikleri şöyle bir sınıflandıracak olursak, ilk olarak bahsedeceğimiz kirlilik türü asit yağmur olacak arkadaşlar. Şimdi havadaki, daha doğrusu yağmurdaki pH'in belli bir değerde olması gerekiyor sonuç itibariyle. Eğer ki biz havayı kirletici etkiye sahipsek, özellikle de burada kükürt trioksit, azot dioksit ve karbon dioksit gazlarıyla bu kirliliğe yol açtıysak, bu yağan yağmurun pH'ının olması gerekenden çok daha düşük olmasına sebep olacak. İşte çok düşük pH'lı yağmurlara da zaten asit yağmuru adını vereceğiz. Ve birçok olumsuz yöne sebep olacak, birçok olumsuzlukla karşılaşmamıza sebep olacak böyle bir yağış türü. Ne yapıyor peki? SO3 gazı mesela havadaki su buharıyla birleştiği zaman H2SO4, yani aslında zaç yağı adını verdiğimiz oldukça kuvvetli bir asidin oluşmasına sebep oluyor. Ya da NO2 gazı havadaki su buharıyla birleştiği zaman kezap adını verdiğimiz HNO3 formülüne sahip oldukça kuvvetli bir asidin oluşmasına sebep oluyor. Benzer şekilde karbondioksit ise havadaki su buharıyla birleştiği zaman H2CO3 formülüne sahip karbonik asit adını verdiğimiz bir asidin oluşmasına sebep oluyor. Bak bu ikisi çok kuvvetli ama karbonik asit kolanın yapısında bulunan oldukça zayıf bir asit. Dolayısıyla diyeceğiz ki bu iki gaz asit yağmurlarının temel sebebidir, birincil sebebidir ama karbondioksitin varlığı da yine asit yağmurlarının oluşumuna katkı sunan bir gazdır. Peki asit yağmurlarının oluşması, yani havada fazlasıyla bu gazların bulunması, bu gazların derişimin olması gerekenden çok yüksek olması ne gibi olumsuzluklara yol açıyor, ne gibi problemler yaratıyor? Arkadaşlar öncelikle bitki örtüsüne ciddi zararlar veriyor çünkü hem yağmurların hem de toprağın pH'ının düşmesine sebep oluyor ve burada da bitkilerin beslenmesine önemli zararlar vermiş oluyor. Tarihi eserlere ciddi zararlar veriyor. Binlerce yıl hiçbir bozulmaya uğramadan günümüze kadar ulaşmış tarihi eserler bu topraktaki ya da yağan yağmurdaki pH'in düşük olmasından dolayı zarar görüyor. Bütün değerini kaybetmeye başlıyor. Toprağın yapısını bozuyor, topraktaki geçirgenliği azaltıyor ve su canlılarının, doğrudan suyun içerisinde yaşayan canlıların aslında biz yaşam alanını bozmuş oluyoruz. Sudaki pH'i düşürerek bu da onların aslında
ölmesine sebep oluyor veya onları tüketen diğer canlıların da ciddi zararlar görmesine sebep oluyor arkadaşlar. Asit yağmurlarını bu şekilde değerlendirebiliriz. Dolayısıyla asit yağmuru deyince aklımıza doğrudan bu gazlar gelecek. Bu üç gaz gelecek. En önemlisi de tabii ki şu iki gazımızdır diyeceğiz. Sera etkisine gelecek olursak, hani küresel ısınma dediğimiz olayın temelinde yatan mevzu bu sera etkisi arkadaşlar. Ve sera etkisini oluşturan bazı gazlar var. Bunları da bileceğiz. Karbondioksit, bak az önce de saydık, burada da sayacağız ama buradaki en önemli etken karbondioksit olacak zaten. Metan gazı, ozon gazı ve azot dioksit gazı en önemli sera etkisine sebep olan gazlardır. Peki sera etkisi nedir? Şöyle bir şekilde üzerinden önce açıklayalım arkadaşlar. Normalde bu sera etkisine sahip olan gazların aslında atmosferde var olmasını istiyoruz. Bizim ihtiyaç duyduğumuz gazlar bunlar. Çünkü atmosferin belli bir ısıyı tutmasını sağlayan gazlar bunlar arkadaşlar. Ama olması gerekenden fazlaysa bu defa dünyada olması gerekenden daha sıcak hale gelecek. Bu da birçok iklimsel problemin oluşmasına yol açacak. Şimdi nasıl bir etkiyi yaratıyor? Normalde biz güneşten gelen ışınların işte ozon tabakasında önce süzüldükten sonra yeryüzüne ulaşmasını, ardından da yeryüzünden tekrardan yansıyıp geri gitmesini istiyoruz. Öyle değil mi? Çünkü bu fazlalık olan enerjinin dünyadan uzaklaşması gerekiyor. Ama eğer sera etkisi çok yüksek bir ortamdan bahsediyorsak, bu defa dünyaya geldikten sonra, yansıdıktan sonra dünyayı terk edemiyor. O sera gazları sayesinde dünyaya geri dönüyor bazı ışınlar. İşte bu da atmosferin ve dünyanın, yer kürenin olması gerekenden çok daha sıcak hale gelmesini sağlıyor. Bu da birçok problemin ortaya çıkmasına neden oluyor. Hemen dönüyoruz o zaman, maddeler üzerinden gidelim. Güneş enerjisi dünyanın atmosferine ulaşır ve bir kısmı uzaya geri yansır dedik arkadaşlar. Güneşten gelen enerjinin bir kısmı ise dünyayı ısıtan toprak ve okyanuslar tarafından tutulur. Bu zaten ihtiyaç duyduğumuz kısımdı. Bu tutulan ısının bir kısmı ise uzaya yayılır. Bir kısmı atmosferdeki sera gazları tarafından tutulur. Dünyada yaşamın var olabilmesi için dünyanın sıcak olmasını sağlar. Bak buraya kadarki kısmı zaten bizim istediğimiz kısım. Ama eğer biz fosil yakıt tüketirsek ve bu sayede de atmosfere salınan sera gazlarını artırırsak, bu aşırı derecede dünyanın ısınmasına yol açar. Dünyanın 2 belki 3 derece belki çok daha fazla ortalamasının üzerinde sıcaklığa ulaşmasına sebep olur. Geçiyoruz su ve toprak kirleticilerden bahsetmeye arkadaşlar. Bunları şöyle madde madde değerlendirecek olursak, hangi tür maddeler suyu ve toprağı kirletir? Aslında birbiriyle çok iç içe durumlardan bahsediyoruz. Sen eğer toprağı kirletirsen aslında suyu da kirletmiş olacaksın. Bunlar sürekli birbiriyle temas halinde olduğu için, ya da suyu kirlettiysen aslında dolaylı olarak toprağı da kirletmiş olacaksın. İkisi paralel. Plastikler mesela, plastikler neden kirletici olarak kabul ediyoruz? Çünkü bozulması çok uzun sürüyor ve canlılığı da çok olumsuz yönde etkiliyor. Dolayısıyla da plastiklerin atık olarak doğaya atılmaması gerekiyor. Deterjanlar yine deterjanın kirletici etkisinin temel sebebi bozulmasının çok uzun yıllar sürmesi. Çok uzun süren bu bozulma sürecinde de hem suyu hem toprağı kirletici etkiye sahip oluyor. Organik kimyasallardan bahsedecek olursak, kimya, petrol, boya ve ilaç sanayisinin atıklarından bahsediyoruz tabii ki burada. Ve bu atıklar tabii ki yine hem toprağı hem de suyu kirletici etkiye sahip oluyorlar. Ağır metaller ve pillerden bahsedecek olursak, aslında bunlar da iç içe, çünkü pillerin yapısında ağır metaller bulunuyor ve bu ağır metallerden kastımız kadmiyum, demir, bakır, kurşun, çinko ve kobalt oluyor. Bunlar toksik ve aynı zamanda kanserojen etkiye sahip olan metaller. O yüzden biz pilleri veya ağır metalleri doğrudan doğaya atacak olursak, bunlar toprağı ve suyu kirleterek bu zehirleyici toksik etkilerini bize de bulaştırmış olurlar. Boya, metal çözücüler ve ilaçlar, bunlar ise endüstriyel atıklar olarak değerlendirdiğimiz maddeler. Bunlar da yine hem suyu hem de toprağı ciddi şekilde kirletici etkiye sahip olan maddeler. Peki bu kirleticilerden çevremizi nasıl koruyabiliriz? Bizim ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onun üzerine konuşacak olursak arkadaşlar, fabrika bacalarını tabii ki filtrelememiz gerekiyor. Bahsettiğimiz en önemli kirlilik atmosferdeki kirlilikte hava kirleticilerdi. Dolayısıyla bu hava kirleticilerden atmosferimizi temizlememiz gerekiyor. Bunun için de kirletici etkileri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yani fabrika bacalarını bir filtrelememiz gerekiyor. Zararlı soğutucu akışkanların kullanımından uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bu soğutucu akışkanlar gidip
ozon tabakasında deliğe yol açarlar, incelmeye yol açarlar. Ozon tabakasındaki incelme ise doğrudan aslında arkadaşlar zararlı ultraviyole ışınlarının bize kadar gelmesini sağlar. Fosil yakıt kullanımını azaltmamız gerekiyor. Bu bahsettiğimiz kirletici etkenlerin neredeyse tamamının temelinde fosil yakıtlar var arkadaşlar. Yalıtım yaparak ısı kaybı önlenmelidir. Isı kaybını önlersen daha az yakıta ihtiyaç duyarsın. Dolayısıyla daha az fosil yakıt tüketirsin. Enerji ihtiyacını azaltırsın. Bu da aslında çevreyi kirletici etkiyi ortadan kaldırmanı sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmelidir. Aslında aynı maddeden bahsediyoruz arkadaşlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsan fosil yakıtlardan uzaklaşırsın ve çevreyi daha az kirletirsin. Bilinçsiz gübreleme ve ilaçlama yapılmamalıdır. Su ve toprak kirliliğinin en büyük sebeplerinden birisi de arkadaşlar belki de budur. Su arıtım tesisi sayısını artırarak suyun korunmasını sağlayabiliriz. Ve tabii ki geri dönüşüme önem verdiğimiz zaman ne olacak? Hem kağıt hem plastik hem metallerde ya da cam sanayinde. Bunu kullandığımız zaman geri dönüşüme yöneldiğimiz zaman kaynaklarımızı korumuş oluruz ve yine fosil yakıt tüketimini minimize etmiş oluruz. Böylece çevreyi korumuş oluruz arkadaşlar. Haydi o zaman birkaç tane de soru çözelim. Aşağıdaki gazlardan hangisi asit yağmurlarının oluşumuna neden olur? Arkadaşlar asit yağmuru deyince aklımıza 3 tane gaz geliyordu. Neydi? NO2 gazı. SO3 gazı ve CO2 gazıydı. Bu ikisi birincil etkiye sahipti. Karbondioksit ise ikincil etkiye sahipti. Dolayısıyla şıklarımızdan A'yı seçebiliriz. Doğrudan asit yağmuruna sebep olan, çünkü nitrik asit oluşturarak buna sebep oluyordu. Gazımız azot dioksit gazıdır deriz. Su sertliği deyince aklımıza iki tane iyon geliyordu arkadaşlar. Hemen aklımız 2A grubuna gidiyordu. Oradaki kalsiyum ve magnezyum iyonları su sertliğine sebep olan temel iyonlardı. Bunlar yüzünden kireçlenmeler oluşuyordu, tortulanmalar oluşuyordu. Temeldeki etki bunlardı diyordu. Yukarıda verilen gazlardan kaç tanesi hava kirletici gazlardı? Atmosferi kirletici etkiye sahip olan gazlar hangileri? Azot oksitleri saymıştık arkadaşlar. Evet, bunlar kesinlikle kirletici. Ozon gazını saydık. Nerede saydık? Bunu saymıştık. Sera etkisinde saymıştık. Sera etkisini artıran gazlardan biriydi. Kükürt oksitler yine asit yağmurlarını oluşturan temel bileşenlerdi. Karbondioksit hem sera etkisinin temel bileşeniydi, temel gazdı. Hem de asit yağmurları oluşumuna sebep oluyordu. Ancak oksijen ve azot gazları zaten atmosferi oluşturan gazlar. %78 ve %21 gibi oranlarla atmosferi bu iki gaz oluşturuyor. Dolayısıyla bunların çevre kirletici etkisinden bahsedemeyiz. Dolayısıyla 4 tanesi hava kirletici etkiye sahiptir diyebiliriz. O zaman neler yaptık? Su ve hayat dedik. Su neden önemli? Su tasarrufu ve su kaynaklarını nasıl koruruz? Bunlar üzerine konuştuk. Ve su sertliğine sebep olan durumlardan bahsettik. Çevre kimyasına gelecek olursak hava kirletici, su ve toprak kirletici olarak ayrı başlıklar altında bunları inceledik. Ve dedik ki çevremizi korumalıyız arkadaşlar. Çevreyi korumak için de belli önlemler almamız gerekiyor. Bunlar üzerine konuştuk. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz ve kendimize çok dikkat ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.